الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 19. mektup Mucizat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam risalesi. Sekizinci nükteli işarette kaldık. İnşallah oradan devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde Peygamber Efendimizin yemek, taam hususunda vücuda gelen harikaların, mucizeleri anlatılmış, okunmuştu. Şimdiki dersimizde ise su hususunda tezahür eden bir kısım mucizatı beyan eder. Mukaddime, malumdur ki cemaatler içinde vuku bulan hadiseler ahadi bir surette nakledilse tekzip edilmediği vakit doğruluğunu gösterir. Cemaatler içinde vücuda gelen harikalar ahadi bir surette nakledilse, böyle aleni, apaçık bir surette nakledilse ve yalanlanmazsa, bu tekzip edilmezse, o vakit doğruluğunu gösterir. Çünkü insanın fıtratına yalana yalandır demeye cibilli bir meyil vardır. Etrafımızda eşimiz, dostumuz biri yalan söylediği zaman yalan söylüyorsun demek içimizden gelir ama diyemeyiz ya hani. İnsanın fıtratında, Allah öyle yaratmış, hani İslam fıtratı üzerine yaratılmışız ya. İnsanın fıtratında yalana yalan demek var. Çünkü insanın fıtratında yalana yalandır demeye cibilli bir meyil vardır. Hususan her kavimden ziyade yalana karşı sükut etmez sahabeler olsa, hususan hadiseler Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama taalluk etse ve bilhassa nakleden meşahiri sahabeden olsa, meşhur sahabelerden olsa, elbette o hadiseyi nakleden sahabi, o hadiseyi gören cemaati temsil eder hükmünde rivayet eder. Halbuki şimdi bahsedeceğimiz mucizat-ı maiyeyi, su ile alakadar mucizeleri, her bir misali çok taliklerle, çok sahabelerin ellerinden, binler tabiinin, muhakkikleri el atıp almışlar. Peygamber Efendimiz'i görenler sahabe, sahabeyi görenler tabi'in, sahabeyi görenleri görenler tebeü tabi'in. Bunlar, bu üç asır, bu üç nesil, bu üç yüzyıl İslam'ın, Kur'an'ın altın dönemi bir cihette. Çünkü doğrudan doğruya velayet-i kübra var. Nedir velayet-i kübra? Velayet üçtür. Velayet-i sura, küçük velayet. Velayet-i vusta, orta velayet. Bir de velayet-i kübra. Velayet-i kübra doğrudan doğruya nefsi Kur'an'dan bütün latifelerini doyurabilmek demektir. Yani bizzat Kur'an'ın kendisinden doğrudan doğruya istifade edebilmek demektir. Ki bu da anlaşıldığı üzere o zaman mezhepler yok. Öyle meşhur alimler ortalıkta görünmüyor. Sebebi nedir? Çünkü doğrudan doğruya Kur'an'dan istifade edildiği için hiçbir şeye ihtiyaç yok. Bu üç asır bütün hisselerini, bütün latifelerini, bütün duygularını, bütün ihtiyaçlarını bizzat Kur'an'ın kendinden doyuruyorlar. Bu üç nesil. Onun için buraya dikkat etmemiz gerekir. Tabiinin muhakkikleri sahabeden el atıp almışlar. Sağlam olarak ikinci asır müştehitlerinin ellerine vermişler. Onlar da kemali ciddiyetle ve hürmetle el atıp kabul edip arkalarındaki asrın muhakkiklerinin, yani tebeü tabi'in döneminin muhakkiklerinin, hakikat alimlerinin ellerine vermişler. Her tabaka binler kuvvetli ellerden geçip gele gele ta asrımıza gelmiş. Hem asr-ı saadette yazılan kütüb-ü hadisiye sağlam olarak devredilip ta Buhari ve Müslim gibi İlmi hadisin dahi imamlarının ellerine geçmiş. Onlar da kemali tahkik ile meratibini tefrik ederek, yani hadisin
sıhhat mertebesini tefrik ederek, ayırarak, ortaya çıkartarak, açığa çıkartarak, farklarını göstererek o dizilim, o tasnifat, o sıralamayla sıhhati şüphesiz olanları cem ederek bize ders vermişler, takdim etmişler. Makam münasebetiyle tekrar lazım gelir. Defaatle zikrettiğimiz gibi, anlattığımız, izah ettiğimiz gibi İmam Buhari'nin, işte üstadımızın ifadesiyle 500 küsur bin hadis ezberledi ravileriyle beraber. Fakat Sahih Buhari'ye baktığınız zaman 6000 hadis var. 500 bin hadis nerede? 6000 hadis nerede? Yüzden birisine düşmüş. Bunun sebebi nedir? Bunun birkaç sebebi var. Yani niçin Sahih Buhari'yi almamış? Tekrar eden aynı manada olan hadisler var. Dolayısıyla bir cihette daraltmış. Ümmet daha çabuk elde etsin, daha kolay anlasın, tamamını idrak edemez diye. İkinci bir sebebi de ümmetin elinde öyle bir sahih kaynak olsun ki, öyle sahih bir sünnet kitabı olsun ki hiç şüphe olmasın. Nasıl yani? Diğer hadislerde şüphe var da hani 560 bin hadis, 500 bin hadiste şüphe var da 6 bin hadiste mi şüphe yok? İmam Buhari nasıl tahkik ediyor? Nasıl tefrik ediyor? Nasıl tasnif ediyor? Bir sahabi yahut da o rivayeti aldığı ravi, onun hakkında ondan aldığı rivayetten sonra gidiyor onun etrafına soruyor, sorguluyor. Bu zatın İslam'a aykırı, İslam'a uymayan bir hareketini gördünüz mü? Evet. Mesela bir defa birini kandırdığını, aldattığını gördüm. Bir defa öküzünü kandırarak elinde ot tutup otlamaya, meraya götürdüğünü gördüm. Ticaretinde bir defa anlaşamadığını gördüm. Hanımına galis tabir söylediğini gördüm. Sünnet-i Seniyye muhalefet ettiğini gördüm. Kabe tarafına, Mescid-i Haram tarafına doğru tükürdüğünü gördüm. Öyleyse diyor ki bu adam İslam'ı tam bilmiyor. Dolayısıyla sözünde yanlış olabilir. Yalan demeyelim, yanlış eksik olabilir. Hıfız kabiliyeti sağlam olmayabilir. Dolayısıyla ben bundan bu hadisi nakletmem diyor. O 560 bin hadisten eleye tahkik ede ede 6 bin hadise indiriyor. Onun için ehl-i sünnet vel cemaat dediğimiz Kur'an'ın muhafızı olan cemaat ne diyor? Kur'an'dan sonra en sahih kitap Sahih-i Buhari'dir. Yani bir kelamı, bir hadisi Sahih-i Buhari'de görmüşseniz, tabii bizim kastettiğimiz Sahih-i Buhari orijinal metin. Bugün tercüme edilmiş Türkçe olan metinleri kastetmiyoruz. Çünkü tercümede hata olabilir. Birebir karşılık olmanın olayı. Sahih-i Buhari'de gördüğünüz bir hadisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sizin kulağınıza söylemiş gibi algılayacaksınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu bir tasnifat, bir haber öyle görünecek. Oraya otursam daha akıllıca olur bence. Çünkü yayında kopma falan olursa defaatle söylüyoruz ama duvara söylemeyelim. Değil mi? Çünkü internet gider yayın kopar, bir işe yaramaz. Evet, halbuki kütüb-i hadisiye sağlam olarak devredilip ta Buhari ve Müslim gibi ilm hadisin dahi imamlarının ellerine geçmiş. Onlar bu bahsettiğimiz usul ve kaide ile kemali tahkikle tasnif ettikten sonra Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Sahih-i Tirmizi, Sahih-i İbn-i Mace gibi bu kitapları indirgeyip daraltıp, yoksa haşa sümme haşa İmam Buhari'nin 554 bin hadis inkar ettiği, 500 bin hadis inkar ettiği, kendi yazdığı ezberledi hadisleri bile kendi kabul etmediği gibi anlamayacağız. Ya rivayette bir kopukluk var, ya mana metnini birebir hatırlayamıyor. Bir sahabe veyahut da bir ravi diyor ki ben sahabenin birisinden şöyle bir ifade aldım ama kelimeyi hıfzımda sorun olduğu için tam hatırlayamıyorum cümleyi ama bil mana hatırlıyorum. Bil mana naklediyor. Birebir orijinal olmadığı için. Harfiyen kelime tutmadığı için. İmam Buhari tasnif ve tahkikten sonra, ki daha önceki derslerde söyledik, Üstad Hazretleri bu zatlar için hadis nekkadı diyor. Hadis nekkadı demek altın sarrafları var ya, nereden baksa altın olduğunu bilir. Hadis nekkatlarının da özelliği ifadede, kelamda,
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üslubu olup olmadığını 100 yahut 1000 hadis görür. Arada bir mevzu olsa, yani Efendimiz'in sözüne benzemeyen bir mana ifadesi olsa hemen tahkik eder, hemen o kelamı veya o cümleyi mevzu der, ayırır. Cenab-ı Hak bu gibi İslam alimlerini yahut İbn-i Teymiye gibi, İbn-i Cevzi gibi zatları bir cihette İslam'ın başına göndermesi, hani hadis münekkidi deniliyor ya, ehli dikkati tahkik ettirmek için. Her yerde öyledir. Muhalefet her zaman insanı terakki ettirir. Dolayısıyla biz İbn-i Cevzi'ye yahut İbn-i Teymiye'ye hadis muhalifleri diyeceğiz. Ne demek hadis muhalifi? Yani çok tahkik ediyorlar. Tahkikte öyle bir seviyeye geliyor ki zerre miskar şüphe duysa kenara ayırıyor. Dolayısıyla İmam Buhari, İmam Müslim'i yahut bu kitapları tercüme eden, şerh edenleri dikkate sevk ediyor. Anlatabildim değil mi? Dolayısıyla bunlar da Cenab-ı Hakk'ın bir lütfuymuş gibi anlıyorum ben. Öyle anlamak lazım. Öyle anlaşılıyor çünkü. Evet, kemali tahkik ile meratibini tefrik ederek sıhhati şüphesiz olanları cem ederek bize ders vermişler, takdim etmişler. Cezaohumullahu hayran kesira. Allah yaptıklarının ecrini, mükafatını onlara misliyle versin. Cezaohumullahu hayran kesira. İşte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek parmaklarından suyun akması. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek parmaklarından suyun akması ve çok adama da içirmesi mütevatirdir. Öyle bir cemaat nakletmiş ki yalanda ittifakları muhaldir. Şu mucize gayet kat'idir. Hem 3 defa 3 mecma azimde tekerrür etmiş. Başta Buhari, Müslim, İmam Malik, İmam Şuayb, İmam-ı Katade gibi pek çok ehli sahih bir cemaat sahabelerden başta Hadim-i Nebevi, Hazreti Enes, Hazreti Cabir, Hazreti İbni Mesud gibi meşahir-i sahabeden bir cemaatinden parmaklarından suyun akması, kesretle akması, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam parmaklarından suyun akması ve bir orduya içirmesi hem nakli sahih kat'i ile beyan edilmiştir. Bu nevi mucize-i maiyeden, su ile alakalı olan mucizelerden pek çok misallerinden 9 misalini beyan ederiz. Birinci misal, başta Buhari, Müslim, Kütüb-ü Sahih'a Hazreti Enes'ten nakli sahih ile haber veriyorlar ki, Hazreti Enes diyor, Zevra'nam mahalde, Zevra denilen bir mahallede, bir mevkide 300 kişi kadar Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a beraberdik. İkindi namazı için abdest almayı emretti. Su bulunmadı. Yalnız bir parça su emretti. Öyleyse az bir şey getirin dedi. Getirdik. Mübarek ellerini bütün o suyun içine batırdı. Sonra çıkardı. Gördüm ki parmaklarından çeşme gibi su akıyor. 10 parmağından parmaklarından çeşme gibi su akıyor. Sonra bütün maiyetindeki 300 adam, etrafındaki 300 adam geldiler. Umumu abdest alıp ve umumu o sudan içtiler. İşte şu misali Hazreti Enes 300 kişiyi temsil ederek haber veriyor. Şimdi çok ince nükteler var burada. Tabii yeni yeni anlıyoruz bu ifadeleri. Üstad Hazretleri sahabelerin mahiyetini de anlatıyor bu mevzuların içinde. Baktığınız zaman sahabeler kimdir, nedir, necidir? Tarifleri ve tasnifleri yapıyor. Yani hayat-ı sahabe anlatıyor sanki. Ama dikkat edin, neyini anlatıyor? Hakikat kısmını anlatıyor. Yani Hazreti Enes kimdir? Mahiyeti nedir? Hazreti Cabir kimdir? Mahiyeti nedir? Hazreti Katade kimdir? Mahiyeti nedir? O noktayı tarif edip, tasnif edip anlatıyor. O tasviratla, onun suretini, şeklini bize çizmekle bütün o hakikati bize gösteriyor. İşte böyle anlamamız gerekiyor mevzuları. Yani Üstad Hazretleri tabir yerindeyse hadis ilmini, usulünün dersini yapıyor. Şimdi hadis bir ilimdir, usulü hadis bir ilimdir. Deseniz bizde ne var? Bizde hiçbir şey yok. Bugün toplumda en büyük arıza, en büyük problem nedir? Yani kısaca belki bir haşiye yapmak gerekecek.
bir haşiye nevinden bir hatırlatma yapalım. Eskiden bu gibi internet yoktu. Şimdi kütüphanelerle, kitaplarla cebinde gezemiyordun. Fakat bugün Hazreti Google kütüphaneleri, ciltlerce kitapları, hadis külliyatlarını, Risale-i Nur külliyatlarını içine aldı. Bir yazıyla, hatta artık Siri kolaylığıyla, bir kelamla anında istediğiniz kütüphanelere erişebiliyorsunuz. Peki, eskiden bu kaynaklara ulaşılamıyordu. Ehl-i Sünnet daha istikametliydi. İnsanlar daha istikametliydi. Halbuki elinde ne kitap var, ne ansiklopediye ulaşmak var. Bugün çok kolaylaştı. Tercüme edildi kitaplar, hadisler tercüme edildi. Geldik geriye, bu tarafa yaklaştık. 15-20 yıldır dijital dünya dediğimiz internet ortamında her kitaba istediğin gibi erişmek oldu. Ama bununla beraber Vahhabilik daha ziyade arttı. Selefilik, batıl olan selefilik daha ziyade arttı. Sünnet-i Seniyye inkarcıları daha ziyade arttı. Hadis inkarcıları daha ziyade arttı. Peki neden? Herkesin elinde kitap var. Evet, doğru. Hadisler, hadis okuyarak inkar ediliyor. Kur'an, Kur'an okuyarak inkar ediliyor. Sünnet-i Seniyye, Sünnet-i Seniyye okuyarak inkar ediliyor. Efendimiz, Siyer-i Nebevi okunarak inkar ediliyor. Sahabelerin kutsiyeti, Hayat-ı Sahabe okunarak inkar ediyor. Ya nasıl olur? Siyer okuyan, sünnet okuyan, hadis okuyan nasıl inkar eder? El cevap, usul esasa mukaddemdir. Ne demek? Usul esastan önce gelir. Bir usul, bir kaide, bir metodoloji, külli bir nazarla o hadise yaklaşmayınca bütününü inkar ediyorsun. Bugün dikkat edin, bir klasik örneğimiz, her zaman verdiğimiz örnek. İbni Hacer kim? Bir düşünelim bakalım. İbni Hacer Şafii ilmi halinin, İmam-ı Şafii'nin, Şafii mezhebinin en üste gelen, İmam-ı Şafii'den sonra en büyük alimlerinden, allamelerinden, müçtehitlerinden birisi. Ne yapmış bu zat? İbn Hacer denilen meşhur kitabını yazmış. 500 bin hadis hıfzetmiş. 500 bin hadisi tahsiye edip kitabına yazmış. Bak, 500 bin hadisi hıfzen biliyor. Ama gitmiş İmam-ı Şafii'ye tabi olmuş. Çünkü fıkıh, usulü fıkıh ayrı bir ilimdir. Hadis, usulü hadis ayrı bir ilimdir. Bak dikkat edin. Ben 500 bin hadis ezberledim, 500 bin hadis biliyorum. Efendimizin her konudaki hükmünü biliyorum. Ben kendim, kendi bildiğimle amel ederim dememiş. Bir usul çerçevesinde demiş ki, ben adıl ve hakem isminde mertebe-i müntahaya çıkmadığım için, hikmetle içtihat edemeyeceğim için, İmam-ı Şafii'yi usulü fıkıhta, Kur'an'dan usul istinbatında, Kur'an'dan hüküm istinbatında benden daha ileridir. Öyle gördüm. Onun için ben İmam-ı Şafii'ye tabiyim demiş. Ama bugün İbn Hacer'i App Store'dan, Android'den indiriyorsunuz. İbn Hacer'i okuyorsunuz. Hadis alimi kesiliyorsunuz başınıza. 3-5 tane takvim yaprağından, sosyal medyadan, gazete köşesinden, WhatsApp durumlarından gördüğünüz hadislerle takvim yaprağı Müslümanlığı derdik eskiden. Birkaç şimdi sosyal medya Müslümanlığı oldu. Hani diyor ya, internete baksan alim kaynıyor, cuma namazında kimse yok veyahut da sabah namazında cemaat yok. Evet, doğru. Aynen öyle. Yani İslamiyetimiz, Müslümanlığımız usulsüz oldu. Halbuki her şeyde bir usul esastır. Usul esasa mukaddemdir. Bunu unutmayalım. İşte İslam dünyasındaki bu yanlış paradigmaların, çatışmaların, fikir çatışmalarının, birbirini inkar edenlerin, tekfir edenlerin, tadlil eden, dalaletle ittiham edenlerin, edilmelerin, cemaatleri inkar etmenin, toplulukları tekfir etmenin sebebi, hem de elinde Kur'an'la, hem de elinde hadis kitabıyla inkar etmenin sebebi, usul bilinmemesi. Onun için ilimleri sayarken biz hatırlarsanız, şimdi bir ulumu aliye var, ayınla, yüksek ilimle, bir de ulumu aliye var, elifle. Ulumu aliye, tevhiddir. Yüksek ilimler. Herkes tevhidi bilmek zorundadır. İkincisi, kendime yetecek kadar, namaz kılacağım kadar ilmihal bilgisi. Üçüncüsü, ahlak bilgisidir. Sünnet-i Seniyye'nin dar dairede bana bakan kısmıdır. En kısa tarih. Ulumu aliye dediğimiz, elifle olan, küçük ilimler dediğimiz alet ilimleri 8 kısımda.
hatırlayalım. Neydi bunlar? Hadis, usulü hadis. Fıkıh, usulü fıkıh. Tefsir, usulü tefsir. Bak, dikkat ettik mi ifadeye? Şimdi önce bir hadis ilmi var, bir hadis usulü var. Hadis usulünü bilmeden hadis ilmini bilemezsin. Tefsir usulünü bilmeden, bak dikkat et ifadeye, tefsir bilemezsin, tefsir yapamazsın. Fıkıh usulünü bilmeden, fıkıhta mana istinbatı, hüküm istinbatı yapamazsın. İşte bu ulûm-u âliye dediğimiz alet ilimlerini bilmeden siz bugün hadis okuyamazsınız, hadis bilemezsiniz, hadis nakledemezsiniz. Ben 3-5 tane 10 tane hadis okudum, Kur'an'ı kendim anlarım diyemezsiniz. Bakın, işte malum güncel hadisede ilahiyat profesörünün söyledikleri ne kadar sapkınca. Ama şimdi 40 dakikalık konuşmasını veyahut da birkaç sohbetini konuşmasını dinleyince bakıyorsunuz ki yüksek seviyede ilmi var. Çok okumuş, çok bilgisi, malumatı var. O kadar malumatla, tefsir ilminde o kadar ileri gittiği halde ne için bu arkadaşımız bugün işte Nun suresinde, Kalem suresinde Efendimiz'e iftira atıp kendisi bu ifadeleri kullanmış. Allah'ın kelamına benzemiyor bunlar diyor. Sebebi nedir? Bir adam bu kadar ilimle böyle bir hata yapar mı? Yapar. Usul bilmezse yapar. Usulü din bilmezse yapar. Mesela Amerika'daki de öyle. Onun da çok ilmi vardır. Çok malumatı vardır. Ama usul hatası, usulü din bilmemesi sadece ilmi fıkıh konusunda kalıp usulü dine taalluk etmemesi, bak koca bir topluluğu, insan topluluğu hem aldatıp hem yanlış yola sevk edip hem de İslam'ın usulü dinin aleyhinde, İslam usulünün dışında memleketin içinde savaş çıkartmaya yeltendi. Bak işte bu, usul bilmemek budur işte. Dolayısıyla Üstad Hazretleri her bir ilimde, her bir anlattığı mevzuda, her bir risalede, her bir derste usul anlatıyor. Dikkat ederseniz hep mukaddime yapıyor. Bunu anlamamız gerekiyor. Bunlar yüksek ilimlerdir. Zahiren baktığınız zaman sadece Efendimiz'in mucizelerini okuyoruz ya. Bir şey yok ki. Okurum ben de anlarım. Doğru anlayabilirsin, anlaşılır. Ama şuradaki ince usulleri, ince mukaddimeleri anlayamazsın kendi başına. Veyahut da mütalaa etmeden, detayına girmeden anlayamazsın. Nereden çıkartıyoruz biz bunları? Bu okuduğumuz yerlerden çıkartıyoruz. İşte ilimlerin şahı, padişahı iman ilmi olduğu gibi usul esastır. Usulü öne alacağız biz. Dolayısıyla bugün dalalete sapanların, sapkınların, yoldan çıkanların yoldan çıkma sebepleri usul bilmemeleridir. Her meselede ticaretinde bir usulü vardır. Evliliğinde bir usulü vardır. Okula gidiyoruz, üniversitenin okulunda bir usulü vardır. Adam sana önce diyor ki kardeşim buranın bir usulü var. Sabah 8'de girersin, öğlen 12'de çıkarsın. İş yerinin bir usulü var. Şu kıyafetleri, şu prensipleri, şu korumaları yapacaksın. Usul var. Devletin bir erkanı usulü var. Devlet misafiri ağırlamanın, karşı devlete gitmenin, G20 Büyük Devletler Zirvesi'ne gitmenin de bir usulü esası var değil mi? Her yerde usul var. Bugün bir insan, bir Müslüman usulsüz ne kadar ilim öğrenirse o kadar cehalete gider. Usul bilmeden ne kadar ilim öğrense o kadar dalalete gider. Usul bilmeden ne kadar hadis okursa o kadar hadis inkar eder. Usul bilmeden ne kadar ben tefsir ederim, ben mana veririm ayet ederse o kadar dalalete gider. İşte örnekleri, vukuatları Türkiye'nin, dünyanın her yerinde görülüyor. Alem-i İslam'ın hali hazırdaki hali bu dediğimize bir şahidi katlıdır. Kat'i bir şahittir. Evet, burayı anladıktan sonra niçin bu izahı yaptık? Hatırlayalım sebebini. Yani neden bu kadar geniş bir manaya daldık, girdik? Üstad Hazretleri usulle beraber anlatıyor. Sana kuru kuruya hadis nakillerini, mucizeleri nakletmiyor. Orada uyguladığı, tatbik ettiği usulü anlatıyor. Diyor ki kardeşim, usulüm var benim. Nedir usulüm? Enes kimdir? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetkarıdır. Dolayısıyla Enes gibi bir zat bir haber verir, 300 kişi dinlerse sen bu haberi 300 mütevatir kuvvetinde alacaksın. Ondan sonra nakleder, yalana, yalan demeye fıtri meyli anlatır ve sahabenin asla, özellikle bütün kavimlerden, insanlardan daha ziyade yalandan en ziyade korkan, kaçan sahabeleri, elbette sahabelerin birinci vasfı olan sıdk,
o kizbe tenezzül etmez. Birisi yalan haber söylese, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kim benden bilerek bir yalan söylerse cehennem ateşinden yerini hazırlasın hadisinden titrer, hemen onu tekzip eder. Anlaştık? Evet. İşte şu misali Hazreti Enes 300 kişiyi temsil ederek haber veriyor. Mümkün müdür ki o 300 kişi şu habere manen iştirak etmesin, etmesinler, hem iştirak etmeleri etmedikleri halde tekzip etmesinler. Hem doğruluyorlar, sükut ikrardır, susmaları onu kabul etmelerdir. Mesela bizim olur bazen. Birisi yalan söyler yanımızda ve yanlış bir şekilde birini kandırır. Kırılmasın diye, yanlış anlaşılmasın diye susarsınız ve oradan uzaklaşırsınız. Sahabeyle böyle değil. Bırak susmayı. Biz susmayı bir de bazen destekle veririz maalesef. Yalanı destekleriz maalesef. Bırak sahabeleri susmayı bu noktada. Yalana yalan demek Efendimiz'den aldıkları en büyük derstir. Sahabenin en büyük vasfı nedir? Yalan söylemezler. Bitti. Sahabe kimdi? Yalan söylemez sahabe. Çünkü Efendimiz ne demiş? Müslüman bütün günahları işler, yalan söylemez. Yalan söyleyen kafirdir demiş. Hatırlarsanız İşaret-ül İcaz'da bima kanu yeksibun. Kur'an önce Elif Lam Mim sayfasında ilk sayfada müminleri tarif ediyor. Hemen arka sayfaya geçiyoruz. İnnellezine keferu. İki ayetle kafirleri tarif ediyor. Hemen akabinde bakıyorsunuz. 8 ayet münafıkları anlatıyor. Ve münafıkların vasıfları bime kânû yeksibuna bağlanıyor. Yani 8 ayetin hatimesi onlar yalan söylerler. Münafıklığın en büyük alameti yalan söylemek gibi tarif ediyor. İşte bu noktayı nazarda bu mihenkle bu ölçüyle biz anlamaya çalışacağız. Evet devam ediyor. İkinci misal, başta Buhari, Müslim, Kütüb-ü Sahih haber veriyorlar ki Hazreti Cabir İbni Abdullah el-Ensari beyan ediyor. Biz 1500 kişi Gazve-i Hudeybiye'de susadık. Hudeybiye Savaşı'nda susadık. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kırba denilen deriden bir kap sudan abdest aldı. Yani şimdi bizim sürahi büyüklüğünde anlayalım mevzuyu. Kırba denilen bir kırba sudan, kırba denilen bir kap deri kaptan abdest aldı. Sonra elini içine soktu. Gördüm ki parmaklarından çeşme gibi su akıyor. Kim nakletti? Cabir İbnil Abdullah el-Ensari. Yani Efendimizin en yakın hizmetkarları bunlar. En yakında bulunan insanlar. Meşahiri sahabeden. Evet, gördüm ki parmaklarından çeşme gibi su akıyor. 1500 kişi için kaplarını o kırbadan doldurdular. Salim İbni Ebil Cade Cabir'den sormuş. Kaç kişiydiniz? Cabir demiş ki 100 bin kişi de olsaydı yine o su kafi gelecekti. Çünkü kesilmiyordu. Yani sen ne yapacaksın 300-500'ü? Kaç kişi gelse o sudan Cenab-ı Hak onlara abdest suyunu, içme suyunu ikram edecekti. Fakat biz 1500 yani 1500 kadardık. İşte şu Mucize-i Bahire'nin ravileri manen 1500 kadardırlar. Niye yalanlanmamış çünkü bu? Çünkü fıtrat-ı beşerde yalana yalan demek bir meyli arzusu vardır. Sahabeler ise sıdk ve doğruluk için can ve mal ve peder ve validelerini, kavim ve kabilelerini feda edip sıdk, doğruluk ve hak için fedai oldukları halde hem benden bilerek yalan haber veren cehennem ateşinden yerini hazırlasın mealindeki hadis-i şerifin tehdidine karşı yalana mukabil sükut etmeleri mümkün değildir. Madem sükut ettiler, demek o haberi 1500 kişi kabul ettiler. O zaman 1500 tane rivayeti var demektir bunun. Anlatabildim değil mi? Manen iştirak edip tasdik ettiler. Ya. Üçüncü misal, Gazve-i Buat'ta. Gazve-i Buat'ta, Buat Savaşı'nda Buhari ve Müslim başta Kütüb-ü Sahih'e beyan ediyorlar ki Hazreti Cabir dedi ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ferman etti. Nadi bel vadu'e. Yani abdest almak için nida et. Çağır herkesi, topla. Abdest için gelsinler. Dediler ki su yok.
Nasıl abdest alacağız? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam dedi, bir parça su bulunuz. Az da olsa bana bir su getiriniz. Gayet az su getirdik. Sonra o az su üstünde elini kapadı, bir şeyler okudu. Bilmedim neydi, ne okuduğunu duymadım. Sonra ferman etti. Ridna bi cefnati rakbe. Yani kafilenin bütün teftişini, herkesi ara, tara, bul, herkesi buraya çağır, getir. Sonra o kafileden büyükçe bir kase gibi adeta, büyükçe bir tekne gibi bir ifadeyle, büyük bir kova gibi adeta, büyük bir tekne gibi, büyük bir havuz gibi, büyük bir varil gibi anlayalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sonra büyük bir teşhisini istedi. Büyük bir kovasını, büyük bir teknesini istedi. Getirildi. Ben de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne koydum. O da elini içine koydu, parmaklarını açtı. Ben de o az mübarek suyu elinin üzerinden döküyordum. Gördüm ki mübarek parmaklarından kesretle su aktı. O teşt, o kova, o büyük tekne doldu. Suya muhtaç olanları çağırdım. Hepsi geldiler. O sudan abdest alıp içtiler. Ben dedim, daha kimse kalmadı. Elini kaldırdı. O cefne yani tekne lebalep dolu kaldı. Yani zınga zınk derler ya bizim Türkçe'de, ağzına kadar dolu kaldı. İşte şu mucize-i Bahiriye-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam manen mütevatirdir. Çünkü Hazreti Cabir o işte en başta olduğu için birinci söz onun hakkıdır. O umumun namına ilan ediyor. Çünkü o vakit ona hizmet eden, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hizmet eden Cabir radıyallahu anh'tı. Devamlı Efendimizin yanındaydı. Elbette ki bu haberi vermek ilk başta onun hakkıdır. İbni Mesud da aynen o rivayette diyor ki, ben gördüm ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam parmaklarından çeşme gibi su akıyor. Acaba meşahir-i sıddıkın-i sahabeden, sadık sözlü meşhur sahabelerden olan Enes, Cabir, İbni Mesud gibi bir cemaat dese ben gördüm, görmemesi mümkün müdür? Şimdi şu üç misali birleştir. Ne kadar kuvvetli bir mucize-i bahiri olduğunu gör ve şu üç tarik birleşse hakiki tevatür hükmünde parmaklarından su akmasını kat'i ispat eder. Hazreti Musa aleyhisselam taştan 12 yerde çeşme gibi su akıtması, Resul ne diyordu? Ve kul nadrib bi asakel hacer. Aynen öyle, taştan 12 yerden su akıtması Musa aleyhisselamın. Aynen öyle Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam 10 parmağından 10 musluk suyuna, 10 musluk suyun akması derecesine çıkamaz. Yani Musa aleyhisselamın gösterdiği o mucize Efendimizin 10 parmağına yetişemiyor. Acayip bir şey değil mi? Çünkü su zaten taşın içinden çıkar. Evet, orada mucize ama bugüne kadar parmaktan su aktığı görülmemiş bir şey. Çünkü taştan su akması mümkündür. Adiyat içinde naziri bulunur. Yani gündelik olaylarda taşın yerler içinde suyun kaynadığı görülmüştür. Fakat et ve kemikten Ab-ı Kevser gibi suyun kesretle akmasının naziri, benzeri adiyat içinde sıradan alışılageldik günlük olaylar ve hadiseler içinde yoktur. Dördüncü misal. Başta İmam-ı Malik Muvatta Kitab-ı Muteber'inde Muaz İbni Cebel gibi meşahir-i sahabeden haber veriyor ki, malum İslam tarihinde Kur'an'a şeffaf bir cam gibi aynadarlık eden meşhur iki eserden birisi İmam-ı Azam'ın Fıkhul Ekber, ikincisi İmam Malik'in Muvatta isimli eseridir. Meşhur bir eserdir. İmam Malik Muvatta Kitab-ı Muteber'inde Muaz İbni Cebel gibi meşahir-i sahabeden haber veriyorlar ki, Hazreti Muaz İbni Cebel dedi ki, Gazve-i Tebuk'te, Tebuk Savaşı'nda bir çeşmeye rast geldik. Sicim kalınlığında, ince bir ip kalınlığında az bir su güçlükle akıyordu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir parça topladılar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam değil ne diyor? Emretti, bir parça o suyu toplayınız. Yani avuçlarıyla toplayacaklar. Herkes avuçlarında bir parça topladılar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam onunla elini yüzünü yıkadı. Suyu çeşmenin içine tekrar koyduk. Birden çeşmenin menfezi adeta o kaynağı açılıp
kesretle aktı. Bütün orduya kafi geldi. Hatta bir ravi olan İmam İbni Ebi İshak der ki, gök gürültüsü gibi, hani şimşek çakması, su yağmur geliyor ya, gök gürültüsü gibi toprak altında o çeşmenin suyu gürültü yaparak öylece aktı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam muazza ferman etti ki bu eser-i mucize olan mübarek su devam edip buralara bağ çevirecek. Sen ömrün varsa onu göreceksin. Hem de aynen öyle olmuştur. Muaz İbni Cebel'e Peygamber Efendimiz ne diyor? Bu su artık kesilmeyecek. Bu kuru çölü bağ çevirecek. Sen de eğer ömrün varsa göreceksin diyor. Ve aynen öyle oluyor. Hem de müstakbele ait gaybtan verdiği haber mucizesi olarak da algılayabiliriz, anlayabiliriz. Beşinci misal, başta Buhari, Hazreti Bera'dan ve Müslim, Hazreti Selemet İbni Ekva'dan ve Sahih Kütüb-ü Sayha, başka ravilerden müttefikan, ittifakla haber veriyorlar ki, Gazve-i Hudeybiye'de, Hudeybiye Savaşı'nda bir kuyuya rast geldik. Biz 400 kişiydik. O kuyunun suyu 50 kişi ancak idare ederdi. Biz suyu çektik, içinde bir şey bırakmadık. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam geldi, kuyunun başına oturdu. Bir kova su istedi, getirdi. Kovanın içine mübarek ağzının suyunu bıraktı ve dua etti. Sonra kovayı tekrar kuyuya döktü. Birden o kuyu coştu ve kaynadı. Ağzına kadar doldu. Bütün ordu kendileri ve hayvanatı doyuncaya kadar içtiler. Kaplarını da doldurdular. Şimdi burada benim hatırıma bir sual geldi. O zaman Müslümanlar niye kıtlık suyu çektiler? Hazreti Osman radıyallahu anh gitti o Yahudinin suyunu aldı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam madem böyle her suyu bereketlendiriyordu. Niçin o zaman Hazreti Osman bütün servetiyle bir cihette gidip o Yahudi kuyusunu satın almak zorunda kaldı veya işletmesini devralmak zorunda kaldı? O zaman böyle şeyler harika ol. Her hal, her şey harika olsa imtihan perdesi yırtılır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam dikkat ederseniz bu mucizeleri ihtiyaç anında hasıl oluyor. Bu detayı kaçırmayalım. Yoksa mucizenin özelliği neydi? Birilerini iman ettirmek içindi. Buradakiler mucizedir evet ama mucizeden ziyade ikramı ilahidir. Orada aç kalmış, suya ihtiyaç var. Efendimiz su varken gelin size su akıtayım demiyor. İhtiyaç var veya orada aç kalmış, telef olacak. İkram-ı ilahidir bu. Bu ince detayı kaçırmayalım. İnsanın hatırına geliyor. Gerçi ilerlerde bu manaları okuyacağız ama şimdi olur benim gibi nefsine adam birisinin nefsi ne şeytandan aldığı ilkatla der ki o zaman madem öyleydi Efendimiz her yerde suyu bu şekilde yapaydı. Öyle değil mi? İnsanın aklına gelebilir. Ama bakın üstadımız elhamdülillah çok güzel izahlarını yapmış. Bu noktayı iyi idrak etmek, iyi anlamak gerekir. Evet. Bütün ordu kendileri ve hayvanatı doyuncaya kadar o kuyudan içtiler. Kaplarını da doldurdular. Altıncı misal yine Müslim İbni Cerir-i Taberi gibi hadisin dahi imamları başta olarak. Taberi'nin özelliği neydi? İslam alimlerinden İbni Cerir-i Taberi'nin özelliği Kur'an'ı muannan senetlerle nazil olan ayetlerin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nazil olan ayet hakkında ne dediğiyle Kur'an'a tefsir yazıyor. Meşhurdur. Taberani tefsiri. Tefsirül Taberi meşhurdur. Kendi tefsir etmekten ziyade Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o meselede, o ayette söylediği hakikatleri anlattığı tefsirdir. Onun için hadisin dahilerindendir. İbni Cerir-i Taberi. Hadisin dahi imamları başta olarak Kütüb-ü Sahih'a nakli sahih ile meşhur Ebi Katade'den haber veriyorlar ki Ebi Katade diyor Mu'te Gazve-i Meşhuresinde, meşhur Mu'te Savaşı'nda reislerin şehadetleri üzerine imdada gidiyordu. Yani orduyu idare eden komutanlar şehit olunca biz de imdada gidiyorduk. Bende bir kırba su vardı. Bende bir kırba vardı. Bir sürahi gibi.
Resul-i Ekrem Aleyhisselam bana ferman etti. Kırbanı sakla. Onun daha büyük işi var. Kırbanı sakla. O daha çok işe yarayacak. Sonra susuzluk başladı. 70 kişiydik. Taberi'nin nakline göre 300 kişiydik. Susuz kaldık. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam dedi. Kırbanı getir. Ben de getirdim. O da aldı ağzını, kırbanın ağzını ağzına getirdi. İçine nefes etti, üfledi. Nefes etti, etmedi bilmiyorum. Tam anlayamamış yani nefesini üfledi mi, üflemedi mi. Sonra 70 kişi geldiler, içtiler, kaplarını doldurdular. Sonra ben aldım, verdiğim gibi kalmıştı. Yani o su hiç eksilmemişti. İşte şu mucize-i bahiriye-i Ahmediye aleyhissalatü vesselamı gör. Allahümme salli ve sellim aleyhi ve ala alihi bi adedi kataratil ma'i. Suyun zerratı adedince, dünyadaki suların zerreleri adedince, o su ile mucize gösteren Peygamber aleyhissalatü vesselama ve onun sahabelerine salatu selam olsun. Ne kadar güzel bağladı. 7. misal, başta Buhari ve Müslim ve Kütüb-ü Sahiha, sahih kitaplar, Hazreti İmran İbni Hüseyin'den haber veriyorlar ki, İmran der, bir seferde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ile beraber susuz kaldık. Bana ve Ali'ye ferman etti ki, radıyallahu anh, filan mevkide bir kadın iki kırba suyu hayvanla yükletmiş gidiyor, alıp buraya getiriniz. Yani gaybaşına nazar. Bir de görünmeyen yerleri de görüyor değil mi? Bunların her biri birer mucize aslında. Üstadımız elhamdülillah öyle bir hadis ilmi var ki üstad da aynı zamanda. Hani dikkat ederseniz az önceki rivayette 70 tane rivayet var. İbn-i Cerir Taberi 300 tane demiş. İkisini de alıyor. Hani taklit yok. Hani yuvarlak ifade yok. Net, kesin, keskin ifadeler var. Evet. Peygamber Efendimiz Ali'ye ve bana ferman etti. Dedi ki git filan mevkide bir kadın var. İki kırba suyu hayvanla yükletmiş gidiyor. Alıp buraya getiriniz. Ben ve Ali beraber gittik. Aynı yerde o kadını su yüküyle beraber bulduk getirdik. Sonra emretti. Bir kaba bir parça su boşaltınız. Boşalttık. Bereketle dua etti. Sonra yine suyu o hayvandaki kırbaya koyduk. Ferman etti ki herkes gelsin kabını doldursun. Bütün kafile geldi, kaplarını doldurdular, içtiler. Sonra ferman etti, kadına bir şeyler toplayınız. Kadının eteğini doldurdular. İmran diyor ki, radıyallahu anh, ben tahayyül ediyordum ki, gittikçe o iki kırba doluyor, daha ziyadeleşiyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam o kadına ferman etti. Senin suyundan almadık, belki Cenab-ı Hak bize hazinesinden su içirdi. Su hiç eksilmemiş. Kadına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mülatefane yani latif bir surette iltifatla biz senin suyundan almadık. Cenab-ı Hak bize senin suyundan veyahut kendi suyundan ikram etti. 8. misal başta meşhur İbni Hazm sayihinde raviler Hazreti Ömer'den naklediyorlar ki meşhur İbni Hazm hiç duymadığımız bir hadis kitabı. Hazretleri neler okumuş demek ki. Neden duymadık? Demek ki tercümesi yapılmadığı için bizim dilimize. Ondan dolayı duymamışızdır. Yoksa İslam tarihi bizim bildiğimiz 3-5 kitaptan, İslamiyet 3-5 kitaptan ibaret değil. Bu duyulan bilinen kitaplar tercümeden dolayı biliniyor. Bakın Üstad Hazretleri İbni Hazm sahihinde raviler Hazreti Ömer'den naklediyor. Diyorlar ki Gazve-i Tebuk'ta, Tebuk seferinde savaşında susuz kaldık. Hatta bazılar devesini keser. Susuzluktan içini sıkar, su içerdi. Malum develerin üstünde ne var? Hörgücü var. Hörgücü devenin takriben diyorlar 40 veyahut da 80 gün, 2-40 kadar çölde susuzluğa dayanabiliyor. Öyle sahabeler susamış ki bir kısmı develerini kesip o hörgüçteki suyu sıkmışlar. O sudan içmek zorunda kalmışlar. Ne acayip günler değil mi? Şimdi biz suyu nasıl israf ediyoruz? Bazılar devesini keser, susuzluktan içini sıkar içeride. Ebu Bekir Sıddık, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a dua etmek için rica etti.
Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam elini kaldırdı. Daha elini indirmeden bulut toplandı. Yağmur öyle geldi ki kaplarımızı doldurduk. Bu sefer parmaklarından akmadı su. Yağmuru gönderdi. Yani Cenab-ı Hak neyi dedi? Ben o kulum, benim memurumdur, benim vekilimdir. Onun için semavatı onun emrine veririm. Çünkü o beni anlatıyor. Onun rıza, onun gayesi benim rızamdır. Burada her birisi tevhid delilidir aynı zamanda. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam elini kaldırdı. Daha elini indirmeden bulut toplandı. Ve yağmur öyle geldi ki kaplarımızı doldurduk. Sonra su çekildi. Ordumuza mahsus olarak hududumuzu tecavüz etmedi. Sanki yağmur ordumuzun üstüne geldi. Bulut sadece bizim üstümüze yağdı. Kenarlarda hiçbir şey yoktu. Bizim sınırımızı aşmadı. Demek tesadüf içine karışmamış. Sırf bir mucize-i Ahmediyedir aleyhissalatu vesselam. 9. misal, meşhur Abdullah İbni Amr İbnül As'ın hafidi ve 4 imamın ona itimat edip ondan tahrici hadis ettikleri Amr İbni Şuayb'dan, ne kadar güzel tarif yaptı değil mi? Sahabelerin makam ve mertebelerini tarif ederek. Meşhur Abdullah İbni Amr, Abdullah İbni Ömer, İbnül As'ın hafidi ve 4 imam ona itimat edip ondan tahrici hadis ettikleri Amr İbni Şuayb'dan nakli sahih ile, yani Amr İbni Şuayb'ın hadis alimleri tarafından ne kadar muteber göründüğünü önce söyledi bize. Anlatabildim mi? Şimdi rivayet edeceğim zaten. Sizin kabul edip etmemeniz için, anlamanız için, idrak etmeniz için ona 4 hadis imamı güvenmiş. Sonra 4 hadis imamı ona itimat edip ondan hadis tahric etmişler. Ondan hadis nakletmişler, almışlar. Nakli sahih ile haber veriyorlar ki demiş nübüvvetten evvel Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın amucası Ebu Talip bir deveye binip Arafa civarında Zilmecaz Nam mevkine geldikleri vakit Ebu Talip demiş ben susadım. Daha Peygamber Efendimiz'in peygamberliği yok nübüvvetten evvel. Ebu Talip Hazreti Ali'nin babası, Efendimiz'in de amucası. Ebu Talip demiş ben susadım. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam inmiş, yere ayağını vurmuş, su çıkmış. Ebu Talip içmiştir. Muhakkikinden birisi demiş ki şu hadise nübüvvetten evvel olduğundan irhasat kabilinden olmakla beraber 1000 sene sonra aynı yerde Araf çeşmesinin çıkması o hadiseye binaen bir kerameti Ahmediyedir aleyhissalatu vesselam sayılabilir. Takriben demek ki 1600'lerde 400 yıl evvel bundan orada Efendimizin ayağını vurduğu yerde su çıkması, su akması Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesinin bir kerameti denilebilir. İşte şu 9 misaller gibi. Ya. İşte şu 9 misaller gibi 90 misal olmasa da belki 90 surette rivayetler mucizat-ı maiyeyi haber vermişler. Başta 7 misal manevi tevatür gibi kat'i kuvvetlidirler. Ahirdeki 2 misal ise çendan kuvvetli değiller. Ravileri çok değiller. Fakat 8. misalde Hazreti Ömer'den rivayet olunan mucize-i sahabiyeyi teyit ve takviye eden ikinci bir mucize-i sahabiye başta, yani bu mucize-i sahabiye dediği nedir? Bulut mucizesi aslında. Yani su mucizesinden ziyade bulut gelip üzerine akıyor ya sadece. Mucize-i sahabiye başta İmam Beyhaki ve Hakim Müstedrek'inde, o da hadis imamıdır. Hakim olarak bütün kütüb-ü sahiha Hazreti Ömer'den haber veriyorlar ki Hazreti Ömer Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan yağmur duasını niyaz etti. Çünkü ordusuya muhtaçtı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam elini kaldırdı. Birden bulut toplandı. Yağmur geldi. Ordunun ihtiyacı kadar su verdi gitti. Adeta yalnız orduya su vermek için o bulut memur idi. Geldi, ihtiyaca göre verdi gitti. Şu hadise nasıl ki 8. misali teyit ve kat'i ispat eder. Aynen öyle de şu hadisede meşhur allamelerden ve tasihte çok müşkil pesent. Yani hadis tenkidinde veya hadis tasihinde çok müşkil pesen, çok ince, detaylı, zorlayarak adeta mevzuyu çıkartan, hatta çok sahihlere mevzu deyip kabul etmeyen, hatta öyle bir ileri gitmiş ki sahih hadislere bile mevzu demiş. Kimdir? Az önce ismini söyledim. Hadi bakalım.
İki tane hadis tenkitçisi söyledim. Evet. İki tane. Buradaki önemli değil. İki tane hadis muhalifi söyledim. Buhari. Yok. Hadis muhalifi. Hadis tenkitçisi. Sağlamlaştırmak için. İbn-i Cevzi. İbn-i Teymiye. Hadis alimi. Bunlar bakın sahabe değil. Karıştırmayın. Hadis alimi. Ama öyle ileri gidiyorlar ki tenkitte. Çok sahihlere bile mevzu diyorlar. Dolayısıyla o muhalefet, onların hadis muhalefeti yahut da tenkitleri mevzuyu sıkılaştırıp sağlamlaştırıyor. Şimdi benim gibi bir adam Sahih Buhari okur, hepsini kabul eder. Bir geçerliliği olmaz. Ama İbni Cevzi gibi, İbni Teymiye gibi münekkit hadisçiler eğer Buhari'de hadis eksik, hadis mevzu demezlerse bu ne demektir? Sahih Buhari o kadar sahihtir demektir. Hadis tenkitçisi bile tenkit bulamıyor. İşte şu hadisede meşhur allamelerden ve tasihte çok müşkil pezent, hatta çok sayıları mevzu deyip kabul etmeyen İbni Cevzi gibi bir muhakkik der ki şu hadise Gazve-i Meşhure-i Bedir'de de vuku bulmuş. Yani İbni Cevzi gibi bir hadis tenkitçisi o bile demiş ki Bedir'de de buna benzer hadiseler oldu. Bedir'de de bu oldu demiş. Ve yunezzilu aleykum mines semai ma'en liyutahhirukum bihi. Ayet-i kerimesi o hadiseyi beyan edip ifade eder. Hani siz susamıştınız da Rabbiniz semavattan bulutları imdadınıza gönderip o savaşta size yardım etmişti. O ayet bu hadiseye işaret eder diye bütün her birisine şimdi tuttu bir hadisle kuvvet verdi. Ayetle bütün o hadisleri, bütün o hadiseleri, mucizeleri destekledi. Madem o ayet o hadiseyi gösterir. Kat'iyetinde öyleyse şüphe kalmaz. Cenab-ı Hak bunu tasdik ediyor böyle olduğunu. Hem dua-i nebeviyle birden ve süratle daha elini indirmeden yağmurun gelmesi çok tekerrür etmiş. Tek başıyla bir mucize-i mütevatiredir. Bazı defa camide minber üstünde elini kaldırmış, daha indirmeden yağmış, tevatür ile nakledilmiş. Cenab-ı Hak inşallah hem şu yağmursuzluk zamanında bütün memleketimize, bütün beladi-i İslami, İslam beldelerine bollukla vasat mertebede, yani bol verip sel getirmeyecek, az verip adeta çöl gibi kurutmayacak bir şekilde vasat mertebede Cenab-ı Hak inşallah hikmetiyle mahlukatın, hayvanatın, nebatatın, insanlığın ihtiyacı kadar bereketli bir surette yağmur göndersin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yağmur ve parmaklarından su atma mucizesini şefaatçi edip, tasdik edip Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Ehli imanı açlıkla, susuzlukla imtihan etmesin inşallah. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine bizleri, sizleri, bu duaya amin diyenleri sahiban etsin. İnşallah Livaül Ham sancağı altında toplanan o mübarek zatın, o Peygamber-i Zişan'ın Aleyhisselatü Vesselam yanında bizleri daim ebedi saadete mazhar etsin. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka ente'l alimul hakim. Zahiru davahu menel hamdu rabbil alamin. El Fatiha.